Evet, iyi akşamlar Moda TV ailesinden, Sivil Toplumun Sesi programından bir hafta daha sizlerle birlikteyiz. Gerçekten bu hafta bizim sektörümüz ve turizm açısından kıymetli bir hafta. Çünkü Ünye Turizm İşletmeciler Derneği olarak dün yaptığımız açıklamamızda da kutlama programımızı belirledik. 15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle ben programın başında öncelikle Ünye Turizmimizin, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği üyelerimizin ve bölgemizin, ülkemizin turizminin haftasını kutlamak istiyorum. Ve bu hafta kapsamında da konumu ve konuklarım da bu hafta kapsamına giriyor. Aynı zamanda dernek üyemiz, sanat tarihi bilimi uzmanı Nevra Arslan hanımefendi bir konuğumuz. Diğer konuğumuz derneğimizin, Ünye Turizm İşletmecileri Derneği'nin genel sekreteri, aynı zamanda rölyef sanatçımız ve çok özellikli bir sanat olan rölyef sanatının detaylarına da gireceğiz. İlker Çorbacı Beyefendi. Ben öncelikle Nevra Hanım hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlker Bey siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk başkanım, sağ olun. Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Programlarımızdaki birinci öncelikli amacımız sivil toplumun verdiği emeğin gösterilmesi, görülmesini sağlamak. Gerçekten sadece Ünye Turizm İşletmecileri Derneği değil, benzeri derneklerin diğer farklı amaçlara hizmet eden ve sonuçta hizmet ettikleri amacın tamamen kenti olan sivil toplum kuruluşlarını samimiyetle emek verenleri ben buradan tebrik etmek istiyorum. Ve bu emeklerin de yerelde ve genelde görülmesi anlamında da bütün sivil toplumun bir beklentisi olduğunu, aynı zamanda hem kaymakamlık nezdinde, hem valilik nezdinde, hem belediyeler nezdinde şehrine, belediyesine ve memleketine hizmet eden, samimiyetiyle hizmet eden, katkı sunan, fikir üreten, fikirleri geliştiren sivil toplum örgütlerinin de onura edilmesi noktasında da bir beklenti olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Çünkü maharet iltifata tabidir. Dolayısıyla insanların heyecanlarını, heveslerini de arttırır. Ben buradan bizi izleyen yetkililere ve etkili kişilere de buradan bir mesaj vermek istedim. Gerçekten Ünye'miz turizm şehri kimliği anlamında bölgenin turizm kimliği olan tek ilçesi ve bunun da yönetimsel anlamda da farkında olunması için de biz de mücadele ediyoruz. Ve bu anlamda ben ilk konuk olarak Nevra Hanım'a şunu sormak istiyorum. Şimdi Ünye'mizin geçmiş tarihi var, yaşanmışlıkları var ve mevcut tarihi değerleri de var. Bu anlamda Ünye'mizin sanat tarihi gözüyle baktığımızda, geçmişiyle birlikte bir araya getirdiğimizde yönetimsel anlamda bu tarihi değerler, sanatsal değerlerimiz ne derece fark ediliyor? Teşekkür ederim sorunuz için. Çok mantıklı ve yerinde olan bir soru turizm haftası kutlamaları için. Turizm haftası kutlamalarında turizmi oluşturan ana etkenlerden bir tanesi kültür varlıkları. Bu kültür varlıklarının korunması ve sürdürülebilirliği yönünde öncelikle kültür varlıklarının geçmişi hususunda nitelikli bir araştırma yapılması gerekiyor. Biz de bu konuda yer alıyoruz. Bilim tarihi konusunda. Arkeoloji ve sanat tarihi ya da diğer dallarla beraber Ünye'nin geçmişiyle ilgili bir takım tespitlerde bulunacaksak eğer, en büyük ve en önemli geçmişi Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kimliğidir. Yani Ünye'de bunlar yaşamış. Bunlar yaşamış. Evet. Bizans'tan önce bir takım Helen izlerini de görebiliyoruz ama Helen izleri Bizans'ın gelmesi, özellikle Komnenosların gelmesiyle beraber, Komnenoslar kimler? 1204 yılında İstanbul Latin istilasına uğradıktan sonra bölgesel krallıklar kuruluyor. O krallıklardan bir tanesinin merkezi Trabzon. Evet. Trabzon'dan batı kanadı yer yer sınırı değişmiş olsa da daima sınır Ünye'de kalmış. Bu önemli bir nokta. Hangi özelliğinden kaynaklı? Deniz ticareti ve Koy Körfezi, Ardık ve İpek yolu bağlantısı, evet, sebebiyle Tokat'a giden, Bayburt'a giden, Erzurum Erzincan güzergahına gidebilecek noktalarda olması sebebiyle Kral yoluna da bağlantısı var. Tabii Kayseri'ye de gidilebiliyor. Bu bağlantıları koruması sebebiyle Bizans döneminde ciddi korunaklı bir bölge. Burada Cumhuriyet Meydanı'nda gördüğümüz duvar kalıntısı, evet, Komnenoslar döneminden kalma bir duvar kalıntısı. Yani Bizans döneminden kalan. Yıl olarak kalan, şu kadar yıllık diyebileceğimiz 13. yüzyıla tarihleyebiliyor. Yani 13. yüzyıldan sonrasına tarihlenebiliyor. Falan. Evet. Nitekim Bizans döneminde burada liman kentini koruyan bir kale kalıntısı olabileceğini söylüyor bu duvar bize. Evet. O duvarın üzerinde eski saray hamamına doğru giden, evet, üçgen hattı çizebilen bir duvar izleri de tespit edilmiş
dönemde yapılan yüzey araştırmalarında şu an konaklar görüyoruz, evet, o duvarın arka kısmında, ama o konakların altında kale kalıntıları olabileceğini düşünüyoruz. Ardından buradan insan Fatsa'ya yöneliyor, Fatsa'dan Ordu'ya yöneliyor. Dolayısıyla bu sahil şeridi hattı Ünye'den başlayıp Gürcistan'a kadar ilerleyebilen askeri güzergahın da üzerinde aynı zamanda. İçeriye gidelim Niksar yolunda. Evet. Niksar yolunda bir klimaks türü var. Zeytin üreticiliği vardı Bizans döneminde. Ve bu fındık dışında, kabuklu yemişler dışında zeytin üretimi, zeytinyağı üretimi, şarap üretimi, bunları da toplayıp Livan'dan Trabzon'a, Trabzon'dan da İstanbul'a, başkente ya da Ege kıyılarına kadar ulaştırılabilen yüksek noktalara sahip. Evet, Ünye şarapları İtalya'ya falan, evet, gittiği İtalya'ya söyleniyor. Gidiyor. Bu bir hatta gerçek İtalya'dan, değil mi o zaman? Evet, İtalya'ya giden şaraplar nerede kaldı? Ünye'nin şarabı şeklinde bir destanları da var. Yani evet, Ünye şarabı. Oldu. O neyin şarabı şarapları diyor. Evet, Roma döneminden. Yani ardından Selçuklu dönemi geliyor. Bizans'ın geç dönemi Selçuklu, yani Türk akınlarının erken döneminde. Bizans'ta Selçuklu çok iyi bir şekilde anlaşmışlar. Bunu biz yapılarında da görebiliyoruz. Mesela Trabzon Ayasofya Kilisesi, evet, şu an müze olarak kullanılıyor. Hala tartışmalı aslında özgün halinin korunup korunmaması konusunda. Aynı tartışmayı Ünye Rum Kilisesi'nde de yapabiliriz. Özgün halinin korunup korunamaması noktasında. Yalı Kilisesi'nde. Evet. Yalı Kilisesi'nde. Nitekim Trabzon Ayasofya'sında sadece Bizans izleri yok. Türk izleri de var. Orada görebiliyoruz ki madalyon izleri, rölyef halinde yapılmış. Kafkas izleri, Gürcü izleri ve Ermeni izleri de görebiliyoruz. Bunu Ünye'de de görebiliyoruz. Ünye'de Kefelihan'da sadece Türk kimseler dükkan açıp ya da ürünlerini satıp çalışmamışlar. Orada Ermeniler de vardı, Hristiyan kökenli Rum insanlarımız da vardı, Müslüman kökenli Rumlar da vardı. Yani Ünye'nin kozmopolit yapısı. Peki özür dilerim, şöyle bir soru sorabilir miyim? Şimdi Ünye'deki Kefelihan'la ilgili Kültür Müdürlüğü'ne devredildi Ünye Belediyesi tarafından. Ve oranın çocuk kütüphanesi statüsüyle çalıştırılacağı ve iyileştirileceği söylendi. Bu anlamdaki düşüncenizi alabilir miyim? Doğru bir yaklaşım mı? Yani aslında işin doğrusunu söylemek gerekirse restorasyon projesi başlamadan önce Kültür Bakanlığı tarafından bir denetleyici kimse oraya atanması gerekiyordu. Mimar, sanat tarihçi, arkeolog ya da kültür varlıkları koruma bölümünden mezun olan herhangi bir müzeci tarafından da denetlenebilir bir projeydi orası. Yanlış yapılan bir restorasyondu. Şu an yepyeni görünüyor. Tarihi dokusu oldukça zayıflatılmış. Zemini açığa çıkarılmış ama zeminde herhangi bir tarihi anlamda bir oynama yapılmamış. Çatı kırma çatıyla örtülecek ve kütüphane olarak kullanılacak. Ama tarihi noktalarda havalandırma yüksek sorun. Nem çok yüksek bir sorun. Ve onun korunabilirliği, güvenliğinin sağlanabilirliği, duvarları restorasyondan sonra ne kadar sağlam bir analiz yapıldı mı, onun araştırılması gerekiyor. Bunu nem dediniz ya, özür dilerim İlker Bey, sizde de temas edeceğim bu konuda. Evet. Yalı Kilisesi ile ilgili mesela restorasyonunu yapıldı, belediyeye devredildi ama nemden dolayı çok ciddi, evet, zararlar görmeye başladı. Bu yanlış uygulamanın sonucu mu, yoksa havalandırmanın, evet, yeterli derecede verilmemesi mi? Yanlış uygulamanın sonucu. Zaten kiliselerde nem özgün döneminde, kullanıldığı dönemde Hristiyanlar tarafından da büyük bir sorun, Müslümanlar tarafından da camilerde büyük bir sorun. Çünkü nem yakılacak olan ışık sistemlerini karartır. Işığı aydınlatmayı doğru düzgün sağlayamaz. Tütsü yaktığınızda tütsü olduğu gibi yere çöker. Havaya yükselmez. Evet. Mum anında sönebilir nemden kaynaklı. Ve orada ikonalar sergileniyor. İkonalar bir sanat eseri. İlker, evet, hocam da bilir. Bunlar hepsi el emeği, makine yapımı da değil. Dolayısıyla geriye bunlar yok çünkü. Evet, kavlama yapacak, bel bükecek, şeyden kalkacak, zemininden kalkacak. Dolayısıyla nem özgün döneminde bir sorun. Özgün döneminde olduğu için de o sorunu kaldırmak için çatıyla havalandırma arasında yüksek bir boşluk bırakırlar. Bunu restorasyon aşamalarında o boşluğu oldukça iyi bir şekilde kapatmışlar. Ellerine sağlık. Çok başarılı bir kapatma işlemi yapmışlar. Başka yerde olsa aynı şekilde kapatmazlar. Dolayısıyla nem şu an sorun. Önceki dönemde sorun değildi. Kilise için söylüyorum. Anladım. Evet, şu an bizi aynı zamanda interaktif olarak izleyen dostlarımız var. Muhammed Çam gerçekten alanında uzman bir turizmcimiz.
Başkanım iyi yayınlar dilemiş. Muhammed Bey'e de sevgilerimizi gönderelim. Selamlar. Gerçekten sektörümüz çok ağır durumda. Sizler de bunu en canlı yaşıyorsunuz. İnşallah bu Ramazan bayramından sonra özlediğimiz günlere dönmeyi ümit ediyoruz. Musa Coşkan Başkanımız, Ünye Motorsporları Derneği Başkanı. Başkanım sizi takip ediyoruz ve beğeniyoruz. Güzel konularda bahsediyorsunuz demiş. Musa Bey'e de teşekkür ederiz. Gerçekten Ünye Turizminde farklı alternatiflerin de olduğunu gösteren bir etkinlik yapıyorsunuz. Biz de sonuna kadar sizleri destekliyoruz. Mehmet Kızaklı gerçekten Kazakistan'da bir iş adamımız, Ünyeli. Ve orada Ünye adı olan Pomidor kafelerinin çok sayıda şubesini açtı. Kendisi de selamlarını göndermiş. Mehmet Bey'e de buradan biz selamlarımızı gönderelim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizlere tatlı sohbetler. Ünye Pomidor kafeleri Kazakistan'dan selamlar demiş. Biz de kendisine ve Kazakistan'a selam gönderelim. Şimdi gerçekten turizm haftasının özelliğini biz burada bu akşam konuşmak istiyorum. Çünkü şahsım adına da bir turizmci olarak Ünye'nin turizm kimliğinin ve turizm şehri yapısının farkında olmadığını düşünenlerden biriyim. Bu anlamda İlker Bey'e de şunu belirtmek isterim. Öncelikle bir rölyef üzerine ciddi bir sanat yapıyorsunuz ve bunun yaptığınız bir diğer dalında da dünyada tek olan bir sanat olarak bu gerçekten uzmanından alınan bilgi doğrultusunda olduğunu ben de biliyorum. Bu anlamda kısa bir rölyef sanatından bahsettikten sonra Ünye'deki sanatsal çalışmalarda yer bulabiliyor musunuz? Yani böyle bir yaklaşım var mı size? Tabii. Öncelikle şuradan başlayalım. O zaman ilk sorunuza cevap vereyim ben Adnan Bey. İlk yapma bu hani ben yani bunu 22 sene olmuş neredeyse. Yani biz bunu yapmaya başladığım zamanlarda hani ben bunu yapayım işte atıklardan bir sanat yapmış olurum gibisinden böyle bir yola çıkılmadı. Hani sanatı daha uygun hale nasıl getirebiliriz? Ben yola çıkarak başlandı aslında bu. Daha uygun hale nasıl getirebilirim? Tabii ki ilk önce küçük küçük parçalarla başlandı bu. Ondan sonra daha da ilerledi. Ondan sonra 8 sene sonra falan tablonun tamamı artık %100 geri dönüşümden yapmaya başladık. Ondan sonra işte fikirler, işte bir zamanla kendi kendilerine evrilerek büyüdü. Fikirleri de ondan sonra işte dünya çevre örgütüne katılayım, fikri gelişti. Hem kentimi hem de sanatımı tanıtayım işte Karadeniz'in işte Ünye Ordu'dan gelmiş birisi. Şey, kentin atıklarına, kentin kültürel miraslarını yapıp karşısına çıksam hep kafamda bunları canlandırdım. Dedim birinci belki olamam ama dedim kesin dedim iyi bir dereceyle gelirim dedim. Yani hem yurdumu da tanıtmış olurum dedim. Bu desturla başladık yani. Peki Ünye'de bunun karşılığını görebiliyor musunuz? Özellikle etki ve yetki noktasındaki kişiler tarafından aranılan bir sanatçı mısınız? Yok. Mesela dün Dünya Sanat Günü'ydü. Aynı zamanda Leonardo da Vinci'nin de doğum günüdür. 15 Nisan. Tüm sanatçı dostlarım buradan da sanat gününü kutluyorum. Tabii ki demeniz gibi yani marifet iltifata tabi midir? Yani ne aranıyoruz ne soruyoruz ama tabii ki bu Ünye Ordu'da bu böyle ama mesela insanlar İstanbul'dan duymuş arıyorlar bir daha ne zaman geleceksiniz serginiz işte CNR fuarı biliyorsunuz evet CNR ertelenmişti şimdi vakit daralıyor yani Mayıs sonu Haziran başında yapılacak işte 130 ülkenin katılacağı diye biliyorum. Özel bir alanımız olacak. Diğer sanatçılardan farklı bir alanda yani VIP'den giren konferans salonuna geçmeden oraya bir ilk sizinle karşılaşacak. Olacak. Evet. Dünyada tek olduğu için yani bütün gelen herkes mutlaka bu sergiyi gezecek şekilde dizayn ediliyor. Yani oralarda yani büyük şehirlerde kıymet biliniyor, aranıyorsunuz, soruluyorsunuz. Ama ne hikmetse hani diyorlar ya bizim buranın kendi yerel ağzından hani kapıdaki danadan öküz olmak. Evet.
Ama yani maalesef. İkisi de o misal maalesef. Yani. Kapı, bir de kapı yani Ünye'nin bir parçası olduğumuz için şey ama ya ondan ya bu bizim zaten hep elimizin altında ya da seçilenlerden bahsetmek istiyorum. Ya da etkisiz ve yetkisiz, vizyonsuz insanların bizi yönettiğini düşünüyorum. Şimdi aslında göremeyecek kadar körler. Daha ne diyeyim yani bu kadar. Daha aslında görülmesi için çok farklı etkinlikler de yapıyorsunuz. Ve kesinlikle. Bana göre CNR gibi bir fuarda, özür dilerim, yani bir Ünyeli sanatçının ilk vitrinsel noktada bulunuyor olması ve orada sahneye çıkması, Ünye'de her türlü iş insanları olsun, siyasi insanlar olsun, kaymakamlık nezdinde olsun, her makam ve mevkideki insanların yani sizinle sürekli temas halinde olması lazım bu heyecanı sizinle yaşaması için. Bu evet. Heyecan görebiliyor musunuz? Şimdi şöyle yani şimdi Sayın Kaymakam'ın da hakkını yiyemem. Bir bu sizin de hakkınızı yiyemem. Estağfurullah. Bu yola ilk başta çıkarken yani o sizin vasıtanızla tanışmıştım zaten. Yüreklendiren kendisidir. Bu konuda da yanımızda elimden geldiğince oluyor. Ve de halk eğitim müdürümüz de bu konuda heyecanlıdır. Devamlı desteklerini esirgemezler ama çok fazla şeyleri yok. Yani etki ve yetki alanlarında değiller. Mesela böyle uluslararası bir fuara mesela yani şimdi ne kadar anlatsam şey yapılmıyor. Onu orada yani orada yaşamanız gerekiyor o ambiyansı. İnsanlar geliyor diyor Allah Allah diyor bu diyor ki atıklardan mı yapılmış falan diyor harika diyor. Yerli ve yabancı. Burada akademisyenler vardı, sanat eleştirmenleri de gelmişti, teknokratlar, yani her kesimin temsil edildiği, iki gün zaten halka açık değil. Sadece bu üst düzey ziyaretçilerin geldiği ve konuştuğu bir platform burası. Onun son iki günü ya da son bir günü halka açılıyor. Evet. Gelenler lerden hep olumlu güzel notlar aldık. Güzel tanışmalar oldu. Güzel dönüşleri de olacaktı aslında. Mesela işte Amerika'da, Kaliforniya'da bir sanat evi ortağı Türk. Onlarla tanıştım. İki tane Amerika'dan. İşte onlarla notla aldık falan vesaire. Bir araya gelip çalışmalar, yani İzmir evlerini yapacak. O Urla evleri gibi yani o evet. Eski evler, sokaklar var yani böyle İtalya gibi falan görürken onun yağlı boyaları çok satıyormuş. Hı-hı. Şeyde Amerika'da. Dedi bunları dedi geri dönüşümden yapar mısın? Ve dedi ilk dedi ona para falan hiçbir şey konuşmadı. Yani şu fiyat dedim şu o fiyattır bitti. Ki ben de konuşmadım zaten. Bununla çalışmak isteyen vardı. Ondan sonra özel kolejlerle dedi ya dedi hocam dedi biz dedi yıllardan beri dedi Almanya'dan dedi geri dönüşüm sanatçısı getiriyoruz dedi. Adamın yaptığı kartonun üzerine eski kartonun üzerine resim yapmak gibi bir şey yani. Hı hı. Almanya'dan uçak biletlerini veriyorlar. Getiriyorlar. Burada yedirip içirip yatırıyorlar. 5 yıldızlı otelde şey yapıyorlar. Sanatçı bulamıyorlar. Geri dönüşüm sanatçısını bulamıyorlar. Siz neredeydiniz? Bir de fırça yiyordum. Yani bu zamana kadar neredeydiniz? Yani bu zaman biz sizi niye de burada 20 sene yazıyor. Biz sizi niye tanımıyoruz diye. Ben Karadeniz'deydim hani buradan burayı nasıl tanıyacaksın? Ya İstanbul'da niye durmuyorsunuz? Neden? Gibi böyle hoş sistemlerde işittiğimiz oluyor. Evet. Şimdi şu konuyu tamamlayacak olursak buyurun. Şöyle söyleyeyim kısaca toparlıyorum. Ünyemizde eksik olan ki Nevra hocamız da bilir ki dünyada marka şehir olmak denilen bir şey var. Marka şehir olmak istiyorsanız ya da ulus devletin mühürlerinden bir tanesidir. Her ikisini de aynı potaya koyarsanız, nereye koyarsanız koyun. Sanatla bilim olmazsa olmaz. Biz kabile devleti değiliz. Sanatı reddedelim ya da bilimi reddedelim. Bunu kabileler yapar. Kabile toplulukları yapar bunu. Akıllar ermez çünkü. Yani Afrika'daki kabilenin bile sanatı var yahu. Evet, onlar masklar falan yapıyorlar. Yani evet. Onların bile bir sanatı bir var. Sanatsal yapıları yani, var, doğru. Yani denecek çok şey var aslında. Evet, gördüğümüz kadarıyla sanat anlamında destek pek bulamıyorsunuz gibi geldi bana. Hiç bulamıyoruz. Ya
bana değil, ya bu sanatı ya da geçen birlikte sanatın... Zeynep hocamızı da ziyaret etmiştik. Evet. Aynı serzenişi maalesef o da yani, bulundu. Yani bir aslında hocam sanatçıların nefes alabileceği bir sanat sokağına ihtiyaç var. Peki şöyle bir soru sorayım o zaman. Konuklarımız da bizi izliyorlar sizden dolayı, misafirlerimiz. Sanat sokağı demişken Ünye'de gerçekten turizm şehri. Kültür değeri yüksek olan, özellikle coğrafyası itibariyle baktığımızda biz Sinop'la Karadeniz'de, Sinop hep ayrıcalıklıdır. Yaşam tarzı ve kültürü anlamında. Doğru Sinop, yönetiliyor. Evet, Sinop'tan sonra da şehir kültürü anlamında Ünye öne çıkar. Hem tarihi kültürü anlamında hem de şehir kültürü anlamında. Tabii bunu yönetim tarzı öne çıkarır ya da geriletir. Bu tamamen o dönemin yönetimiyle alakalıdır. Bu anlamda Ünye'de sanat sokağı demişken sizin gibi gerçekten sanatını sanatçı gibi icra eden insanların bir arada olabileceği, nefes alabileceği bir yer neresi olsun dersek İlker Bey, Ünye'mizde böyle bir nokta var mı sizce? Var. Var. İki tane hatta yer var. Yani Ünye, nedir sizin öneriniz? Geliyorum. Yani Ünye turizm şehri, yani kenti midir diyorsunuz? Kesinlikle fazlası var. Noksanı yok. Ama elinde bütün materyaller var ama aşçı değil. Aşçı da iş yok. Pişiremiyor, kotaramıyor. Yani helvayı yapamıyoruz diyorsun. Yok, mümkünatı yok. İstediği her malzemenin 10 çeşidi var. Bakın, dünya medeniyetlerine hocam yani varken bana düşmez ama ben bildiğim kadarını söylemek isterim. Noksanım varsa da Nevra hocam da tamamlasın. Dünyada kaç tane medeniyet gelmiş, yani tarihe damga vurmuş medeniyet var? 16 mı diyelim? 16. Kaç tanesi bu Ünye'den geçmiş? 9 tanesi. 9 krallık geçmiş. Tarihe adını vurmuş şeyler. Bakın her şeyiniz var. Deniz desen deniziniz var. Tarih desen tarihiniz var. Ticaret desen eski ticaret yolları. Demin hocamızın bahsettiği gibi. Yeşillik deseniz öyle. 4 mevsimi yaşayabileceğiniz bir yer. Her şey elinizde fazlasıyla var. Hani dediniz ya helva niye olmuyor? Şeker diyoruz. Şekerin 5 çeşidi var. Esmeri, karası, bu bilmem neyi, öyle mi? Evet. Unun 20 çeşidi var önünüzde. Yağın 50 çeşidi var önünüzde. Su zaten var. Her şeyi var ama basiretsiz bir aşçı var. Yapamıyor. Evet, ben buradan teşekkür ederim. Aslında duyması gerekenlere de bir mesaj vermiş oldunuz. Ama o iki yani noktayla, özür dilerim, iki noktayla ilgili yer bildirimini sizden yorumları okuduktan sonra alayım ben. Tamam. Şimdi Ali Gürel Beyefendi bizi izliyor gerçekten. Sizin de tanıdığınız kamp karavan turizminin, Ünye'mizin dışarıdaki gözü. Aynı zamanda Hayriye Hanım başkanımıza da selamlar gönderelim. Merhaba, hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi yanlar, sağlıkla inşallah demiş Ali Bey. Biz de selamlarımızı gönderelim. Ali Rıza Nal Bey gerçekten Ünye'mizin kıymetli bir değeri. Adnan Bey iyi yayınlar diliyor. Kıymetli konuklarınız Nevra Hanım ve İlker Bey'e selam ve sevgilerimi iletiyorum. Merhaba. Ünye'nin sanat ve kültür alanındaki yaptığınız yayınlar için de teşekkür ediyorum demiş. Biz de Ünye'mize katmış olduğunuz dünü bugününe taşımaktaki emeklerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz Ali Rıza Bey. Hasan Balcı Bey Ünye'li, Ünye sevdalısı, Samsun'da ikamet ediyor, çalışıyor. Hayırlı yayınlar, sağlıklı Ramazanlar dilerim demiş. Konuklarınıza da ayrıca saygı ve selamlar. Ünye'm böyle değerli sanatçılara sahip olduğu için ne kadar şanslıdır. Değerleri bilinmeli, çalışmalarından yararlanılması ve desteklenmesi gerekir demiş. Biz de kendisine teşekkür ederiz düşüncesi için. Moda TV, evet bizim televizyonumuz, kültür sanat camiası için bir fon oluşturmayı düşünmekte misiniz demiş. Bunu fon derken orasını çok anlayamadım. Yani bir dernek gibi diyorsa... Evet, bir çalışmanız var o konuyla ilgili. Evet. Buradan açıklamak ister misiniz soru ki gelmişken? Tabii. Ondan sonra Nevra Hanım'la bir soruyla devam etmek istiyorum. Peki. Bu geri dönüşümle alakalı. Gerçi Ünye'de var olan bir sanat derneği var. Ama benim düşüncelerim, branşım ayrı, yolum ayrı. Ben daha farklı düşünüyorum. Bu yaptığımız sanatı 7'den 70'e yaymayı düşünüyorum. Yani ben sanat de, benimle ölmesin. Tabii. Canlı kalsın ben hiçbir istiyorsunuz. Zaman bu konuda
beni tanıyanlardan, tanıyanlar bilir ve bunlardan bir tanesi de en iyi sizsiniz. Ben her zaman öğretmekten yana oldum. Çünkü benimle beraber ölmesin, insanlar da öğrensin. Yani birilerine el vereyim ki bunu çoğaltsınlar. Yani birkaç kişi kapsın ki benden bunu devam ettirsin. Her zaman bu desturdan yola çıkmışımdır ve böyle de yapmışımdır. O yüzden bu derneğin de daha geniş kitlelere ulaşabilmem açısından, daha çok proje yapabilmem açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ve en yakın sürede, yani bu sene içerisinde muhtemelen işte tüzüğü vesairesiydi, açacağımı, Allah izin verirse açacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Biz de sonuna kadar yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şimdi Mehmet Kızaklı Bey zaten hemen sağ olsun takibine devam ediyor. Sanat Sokağı harika olur. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir fikir. Ünye'ye çok yakışır ve olmalı demiş. Kesinlikle. Helvanın kralını yaparız tabii ki hep birlikte demiş. Tabii ki. Biz de Mehmet Bey'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Teşekkür ederim kendisine. Şimdi gerçekten Ünye Turizm İşletmecileri Derneği heyecanını kenti için, kentine olan ve kentinin geleceğine olan heyecanını dün olduğu gibi bugün de sürdürmeye devam ediyor. İnşallah yarın da devam edecektir. Bu anlamda Nevra Arslan hanımefendinin bir fikri vardı geçen sohbetimizde de oldu ve bunu basınla da paylaştık. Yenilebilir bitki, yani bu literatürde mutlaka olan bir şeydir ama insanın kulağına yeni gelen bir, yeni nesil bir cümle gibi geldi ve çoğu kişi de bunu merak etti. Bunun açılımını sizden yapmanızı rica ediyorum. Tabii yapayım. Çok alanım olmasa da bir biyolog kadar konuşamayacak olsam da ufak tefek bazı noktalarda bilgi verebilirim. Yenilebilir bitkiyi biz sokak hayvanları için önermiştik. Sokak hayvanlarının barınak kültürü henüz ulusal, hatta dünya genelinde çok yaygın olmadığı için ve barınak kültüründe sokak hayvanlarının hayvan haklarına aykırı bir şekilde onları orada tuttukları için deneyler yapılıyor. Onlara aslında şahsım adına ben de barınak kültürüne karşı olan bir insanım. Evet, açıkçası ben de sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle karşıyım barınak kültürüne. Hayvanların hepsini orada topluyorlar. Bir çatı altında uygun olmayan koşullarda, yani istismar ederek onları aslında soylarından uzaklaştırmış oluyorlar. Uygun hale getiremezsiniz aslında, evet. Barınakta hayvanları. Evet, yani onları soylarından uzaklaştırmak demek sizi soyunuzdan uzaklaştırdığımız zaman siz nasıl istismar olacağınızı hissedebilirsiniz ki soyunuza ait herhangi bir bilginiz yok. Uçamayacaksınız, havlayamayacaksınız, miyavlayamayacaksınız. Yani evet. Onları onların dilinden konuşmak gerekiyor. Özür dilerim, şu örneği vereyim ben. O kadar çok betonlaştı ki şehirlerimiz. Evet. Hayvanlar bazen yatmak için yer bulamıyor. Evet. Dikkat ettiyseniz hep iş yerlerinin paspaslarının üzerine yatıyorlar. Evet. Çünkü toprak bulamıyorlar. Hem elektriklerini atacaklar, enerjilerini atacaklar. Hem de doğayı arıyorlar, doğayı bulamıyorlar. Bulamıyorlar şimdi maalesef. Şimdi böyle bir ortamda dediğiniz gibi o yenilebilir bitkinin de aslında gündeme gelmesi çok önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Yani rahatsız oldukları zaman hemen ot yemeye sarılıyorlar çok kolay bir şekilde. Biz de öyle yapıyoruz. İşte bir yerimiz kesildiği zaman hemen doğadan bir sinir otu bulup onu oraya yapıştırabiliyoruz. Ota sarılıyoruz. Evet. Eskiden de böyleydi zaten betonlaşma. Yani çözümü doğada önce. Aslında. Çözüm doğada. Hayvanlar bunu zaten biliyor. İçgüdüsel olarak hangi ota yöneleceklerini biliyorlar. Evet. Antalya'da bir proje kapsamında geliştirilmiş yenilebilir sera, yenilebilir bitki serası oluşturmuş bir beyefendi var. İsmini tam olarak hatırlayamayacağım ama soranlar olursa programdan sonra yorum olarak altına yazabilirim. Çok güzel. O beyefendi yenilebilir bitki üreticiliğine başlamış. Lokantalara, restoranlara, büyük şirketlere, yiyecek üreten firmalara bu bitkileri sunuyor. Ayrıca uluslararası alanda da bir yer edinmiş. Bunu yapan bir Türkiye'li, Anadolu'lu bir insan. Yani bunu düşünüyor. Biz Anadolu'da medeniyet doğmuş demiyoruz. Mezopotamya, bereketli hilali kullanıp görmüşüz. Anadolu'da ve yaymaya başlamışız. Yani bunu çok geniş çaplı düşünmek gerekiyor. Sadece sokak hayvanının patisi bir başka bir hayvan tarafından yaralandı diye veteriner hizmetlerini bağış edelim demiyoruz. Yani basit, küçük, ufak dokunuşlarla işte oraya yenilebilir sokak hayvanları için hangi bitki faydalıysa, hangi bitki daha onların sağlığına daha etki edecekse yenilebilir bitkileri oraya dikelim diyoruz. Şimdi o fikirden sonra ben hemen park bahçelerle irtibata geçtim.
Ve sağ olsun ben Eren Bey'in hassasiyetinden dolayı da Ünye Park Bahçeler Sorumlusu Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine teşekkür ediyorum. Hemen kulak kabartarak nasıl olur diye hemen araştırmaya girdi. Şimdi demek ki Park Bahçeler ekibinde bununla ilgili bir çalışma yoktu. Ve Ordu Büyükşehir Belediyesi böyle bir çalışmayı yaparsa da hem bölgede bir ilki yapmış olacak. Ki ben de hiçbir belediyenin çalışmasındaki çoğu belediyeleri takip ediyorum. Böyle bir bilgi paylaşımını hiç görmedim. Belediyeler arası bir platform kurulmuş olması ulusal güvenilirliği de arttıracak. Yani belediyeler kendi platformunda belediye içindeki insanların bilim insanları da olabilir. Herhangi bir bilgiyi paylaştıklarında Türkiye'nin kimliği oluşmuş olacak zaten park bahçelerde. Türkiye Belediyeler Birliği var mesela. Hiç duymuyoruz ismini. Var var var. Ama o bilimsel çalışmalar yapıyorlar mı? Önemli olan bu. Ya işte her şey var ama aşçıda iş yok. Evet. Yine iş aşçıya düşüyor. Yani o yeni fikirleri yani demesi gibi yani çok güzel bir şey. Yani ortak bir platforma yani bir ortada yani buna aslında şimdi, US deniliyor. Akıl, evet, devlet, akıl. Devlet US'la yönetilir. Nedir bu US? Üst düzey düşünen insanların farklı görüşleri, evet, doğru buldukları yani savundukları görüşleri ortaya konup ki bunda halkın menfaatini gözeten kültürümüz tabii. Evet. Kültürünle beraber harmanlanıp devleti bir arada tutan mayadır aslında. Hı hı. Devlet usla yönetilir. Keyfi, inatla, şununla, bununla yönetilmez. Devlet usla yönetilir. Bütün dünyada gelişmiş ülkeler usla yönetilir. Bu zamana kadar gelmiş olan imparatorluklarımız ve devletlerimiz de usla yönetilmiştir. Şimdi zaten tam oraya gelecektim. Eski dönemlerde siz daha iyi bilirsiniz. Devletin aldığı her karar son karardır. Evet. Yani kişisel anlamda baktığında anlamsız da gelse devlet bu kararı aldıysa dinen de bakmıştır. Yaşam kalitesi anlamında da bakmıştır. Bir kişiyi almalı. Karar kesin karardır. Şey yapılmış, tabii ki de. İşte dediğiniz çok güzel. Yani bir us, bir akılla, devlet üst düzey bir akılla yönetilir. Ama tabii ki son dönemlerde baktığımız zaman bunun biraz da yargılanması gereken bir durum olduğunu görüyoruz. Ve geçmiş dönemde usla yönetilen devletin eğer uslu bir imzasını uygulamayan bir kadı dahi olsa anında kelle giderdi. Yani. Günümüzde kadı konumunda olan kimseler hata yapmış olsa bir kere yaptım ne olacak deyip hemen masasına geri oturabiliyor. Evet yani maalesef. Liyakatlıkla ilgili maalesef ülkemizde sorun yaşıyoruz. Evet. Bu arada Efiloğlu kardeşler ağzınıza yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Biz kendilerine sevgilerimizi gönderelim. Mehmet Kızaklı Bey'e afiyet olsun diyelim. İftar olmuş. Evet. Kazakistan için iftar vakti. Herkese Allah niyetlerini kabul etsin. Afiyet olsun diyoruz. Biz de yakın zamanda iftarımızı açarız. Evet şimdi Adnan Sobi ile Sivil Toplumun Sesi programının işte en önemli amaçlarından birini şu an dinledikleriniz konularda da görmüş oluyorsunuz. Çünkü gerçekten bir şehri yöneten yöneticiler her şeyi düşünemeyebilir, her şeyi göremeyebilir, her şeyi yapamayabilir. Biraz önce İlker Bey'in de bahsettiği gibi akıl her yerde var, herkeste var. Ve önemli olan o doğru aklı bizi yönetenlerin bulup onun dediğini, hatta şunu söyleyeyim ben daha ileri giderek, fikirleri söyleyen, fikirleri öne çıkaran insanları bence onur etmeliler ki ben onu demek istiyorum. Hatta mesela turizm haftasından bahsettik. Gerçekten Ünye gibi bir şehre turizmsel anlamda işletme olabilir, otel olabilir, restoran olabilir, herhangi bir küçük bir hediyelik eşya yapan bir insan da olabilir. Yani turizmsel bir vitrindir bu. Ve belediye bence bu haftayı da bahane ederek, gerekçe göstererek, bizimle de istişare ederek, bir komisyon kurarak, işte turizm haftası kapsamında mesela İlker Bey rölyef sanatçısı ve dünyada tek sanatı yapıyor. Bu insanı onur edelim. Bir teşekkür belgesi verelim. Yani altından kolyeler takmayacağız. Bir tatlı dil insanların hevesini ve heyecanı daha da ileriye götürür, arttırır. Bir hediyelik eşya yapan bir insanımızı, bir sepetçimiz var bizim. Eliyle sepet yapıyor fındık çubuklarından. Kendince ne uygun bulursa. Evet. Tam bir sanat. Evet. Yani köyün dağın tepesinde, affedersiniz, üniversite eğitimi almamış, hiçbir kursa gitmemiş, atadan dededen gelen yani kültürel bir miras aslında. Evet, tabii ki. Şimdi böyle bir insanlara yerinde gidip de onure etmek o insanların heyecanını arttırır. Bir de
yapmak isteyen insanları ben de yapayım'a sürükler. Yani o kültürü yaşatmaya da destek verir. Çok şimdi, özür dilerim. Buyurun. Adnan Başkanım. Bakın şu yüzden şey yapıyorum. Mesela Almanların ya da İsviçrelilerin yani Avrupa kültüründe adamların iki tane bayramı var. Yani kültürel bayramı var. İşte birisi Zwiebel Fest dedikleri soğan bayramı, bir tane de Osternase, bir de yumurta bayramları var. Adamlar nasıl sarılıyorlar? O eski geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar. O deri ve şeyleri vardı, kısa pantolonlar var, tüylü şapkaları vardı. Evet, evet. Yani klasiktir bu Almanlarda. Ki İsviçreliler de ona yakındır gene. Yani bu zamanda da yapıyorlar değil mi onu? Tabii. Ve işte horn dedikleri o Alplerde çalınan büyük boynuzlar var ya, evet. Onlar vardı. Sırtlarına yüklerler böyle, geçerler falan, işte çalarlar falan. Adamlar kültürlerini, ya iki tane şeyleri var, başka bir şeyler yok adamlar. Şimdi ben şurada özür dilerim, hemen araya gireceğim. Yumurta bayramı deyince aklıma geldi. Bizim gerçekten Mayıs yedilerimiz vardı. Buna benzer şey, yani kültürel bayramlarımız zenginlik var. Zenginlik fışkırıyor bu topraklardan. Ve dediğiniz gibi Anadolu tam bir zenginlik abidesi. Evet. Ama bunları yaşarken bakıyorsun mesela bir Hıdrellez şenlikleri var. Bir Nevruz bayramımız var. Nevruz Türklerin bayramı. Evet, bahar bunu bayramı. Aynen, siyasallaştırıp insanlardan uzaklaştırdılar resmen. Ve bütün bu bayramlarda ben çocukluğumda hatırlıyorum. Belki siz de hatırlarsınız, mutlaka aynı yaşıtız. Yani yumurtacılar olurdu el arabalarında, renkli yumurtalar. Renkli yumurta tokuştururduk. Yumurta dövüştürürdük. Aynen böyle. Yani kıran onun yumurtasını alırdı. Yerdik ayaküstü falan. Bir kültür yaşanırdı. Şimdi bu yasaklandı. Bakın o kadar enteresandır. Yumurta dövüştürülmesi yasaklandı. Yani kumara girdiği düşüncesiyle. Şimdi bazı kültürleri tarihi zamanı geldiğinde etkinliklerin içine sokmak lazım. Yani çocuklarımıza anlatmamız lazım. Şimdi okçuluk nasıl öne çıkarıldı? Neden öne çıkarıldı? Yani bunu siyasallaştırmadan kültürün içine sokarak, yani medeniyetsel bir anlam, değer olarak sunmamız lazım. Ama diğer anlamda bakıyoruz, yani bu tür haftalarda, bayramlarda emin olun mesela 19 Mayıs'larda, 23 Nisan'larda gerçekten insanlar çok keyifle, heyecanla koşardı bayrama. Evet. Hatta ben resmen torpil yaptırırdım 19 Mayıs etkinliklerinde ben de katılacağım diye. Vallahi yani o kadar heyecanlıydık. Şimdi çocukların bakıyorsun bırak katılma istemesini, yani zorlasa da öğretmen ben katılmıyorum deyip geri dönme hakkı dahi var. Ya o da enteresan. Yani gelişen neslin de heyecanını kırdık. Evet, yani bu heyecanı nasıl arttırabiliriz? Yani düşünceniz ne bu anlamda? Şuraya geleceğim. Hani konuyla çok alakası yok ama işin özüyle çok alakası olduğunu düşündüm. İkinci Mahmut döneminde Papaz Gregorius'un mektubu diye bir mektup vardır. Duydunuz mu siz? Duymadım. 5. Alexander Çar'a yazdı. Şöyle bir şey gözüme geliyor. Şimdi konuyu şöyle bağlayacağım. Biraz uzun sürecek ama kısadan anlatayım. Diyor ki, aklımda kaldı kadına diyor ki, efendim diyor, bu Türkleri diyor, hak meydanlarında diyor, yemeniz diyor mümkün değil. Ölseler bile, kaybetseler bile, ölmek onların için diyor şehitliktir diyor. Cennete gideceklerine inanırlar diyor. Ölümden korkmazlar diyor. Evet. İki diyor. İkincisi diyor, kendilerine iyi bir lider, reis buldukları zaman diyor, başaramayacakları şey yoktur diyor. Din, ama dinlerinden ötürü ve örf adetlerinden ötürü büyüklerine saygı duyarlar. İşte reislerini benimserler. Aile bağları güçlü. Aile bağları evet. Kuvvetlidir, şudur budur işte diyor. Böyle dedi. Aile, ilk önce aile yapısını şey yapıyor. Gelenek ve göreneklerini sıralıyor. Bunları diyor yıkmak için diyor. Bakın yıkmak için diyor. Yapılması gereken şudur diyor. Kolay paraya, borç paraya alıştırmaktır diyor. Kendi diyor öz kültür. Emeksiz yaşamaya. Tabii. Öz kültüründeki olan bütün değerlerin diyor altlarını boşaltıp ve diyor onların yerine diyor tam tersini, yani ters kültür, yani ters yani, bir tezi. Özür dilerim ama diyor. Mayasını bozmak lazım. Aynen diyor yani, daha Türkçesiyle. Bunları başardığımız zaman diyor ancak diyor bunları yıkmış ve yenmiş oluruz. Çünkü diyor kendi kültüründen uzaklaştırdığımız zaman diyor bunlar diyor o zaman diyor bir araya gelemez. Güçleri o zaman kırılır diyor. Bunu Türkleri yenmek istiyorsanız bunu yapmazsınız. Kendi öz kültürünü tahrip etmelisiniz diyor.
Bunu ne bu mektup ortaya çıkıyor ve ihanet yaftası olarak boynuna asıyorlar ve Balat Rum Kilisesi yok mu Ortodoks? Evet. Orta kapısı kapalıdır. Kin kapısıdır onların adı. Papaz Gregorius'un asıldığı kapıdır. O yüzden açmazlar. Ve hala kapalı mı orası? Tabii. Ne zamanki Türk büyüklerinden birisi, devletin başlarından birisi o kapıya asıldığı zaman o kapı açılacak. Bakın biz unutsak da onlar unutmaz. Unutmuyor. Evet. Biz kültürümüzden bir haber yaşıyoruz. Yanlışım varsa düzeltin hocam. Doğru söylüyorsunuz. Yani. Evet. Adam karşıdaki düşmanı çok iyi tanıyor. Kendisinden de iyi tanıyor. Zaten savaşın kuralı budur. Için, evet. Satrancın kuralı budur. Rakibinin fikrini sen kendi fikrinden daha iyi tanıyacaksın. Öngöreceksin. Evet. Hamleni ona göre yapacaksın. Yani bugün peki ne var? Bugün kendi kültürümüzde mi? Bir bakalım şöyle. Kendi kültürümüzde ne arta kaldı? Evet, sadece ritüeller ve sözler. Ama işin özü ve ruhunda yok. Yaşamak yok. Yok. Mesela biz herkes bilir ki bunu hep söylüyoruz. İşte eskiden işte biz kapımız açık yatardı. Kapıyı vuran kesinlikle gelirdi. Kesinlikle iş yerlerini açık bırakır giderdi. Evet. Ya İstanbul gibi bir yerde biz de öyle bir şey yapıyorduk. İstanbul gibi bir yerde 70'li 80'li yıllarda bizim kapımız mahallede iki tane televizyon vardı. Bütün mahalle toplanırdı, o eve giderdik. Televizyon seyrederdik çocukcana. Yoktu çünkü. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ya işte zaman kötü. Hayır efendim, zaman kötü değil. Ahlak, kötü olan biziz. Evet, maalesef. Ahlak yoksa ne dinin bir önemi vardır, ne hiçbir şeyin bir önemi yoktur. Ahlak yoksa hiçbir şey yoktur. Kesinlikle katılıyorum. Ne senin Müslüman olman, 50 bin rekat kılman hiçbir şey ifade etmez. Yo, dinimizin de temelinde ahlaki kurallar vardır yani. Ahlak. Evet. Ne diyor Efendimiz? Diyor ki kıldığın namaza tuttuğu oruca bakmayın diyor. Aynen. İşiyle ve malıyla, mülküyle, alışverişiyle nasıl biridir diyor. Hı hı. Ona bakacaksın diyor. Evet. Çok doğru. Evet, bizi izleyenler var. Ömer Ese Beyefendi kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz Ömer abiye, selamlar. Mahmut Bek başkanımız hayırlı yayınlar demiş. Mahmut başkanımıza biz de selamlar gönderelim. Evet, evet. Güven Özel Bey soyadı gibi özel bir resim atmış, çiçek göndermiş bize. Güven Bey aynı zamanda Kabakdağ'ı organize yaşam bölgesinin mimarı ve doğal yaşamla ilgili, kırsal yaşamla ilgili 20-22 yıldır mücadele ediyor. Biz de sonuna kadar desteklediğimizi ve yanında olduğumuzu belirtelim. Güven Bey'e ve Kabakdağımıza da sevgiler gönderelim. Evet, Sivil Toplumun Sesi programı gerçekten iki tane kıymetli konuyla, sanat tarihi bilimi uzmanı Nevra Arslan Hanım Efendi, rölyef sanatçımız, gerçekten ünyemizin dünya çapındaki değeri ama ünyenin fark edemediği değeri, biz bir an önce fark edilmesini, aslında fark edilmesi anlamında ünye kazansın diye fark edilmesini istiyoruz. İlker Bey'in kazanımı anlamında değil ki İlker Bey de zaten niyetinde hep sanatını öğretmek ve geliştirmek var. Bu anlamda gerçekten eli açık bir insan. Bu konuları konuşuyoruz ve içinde bulunduğumuz 15-22 Nisan Turizm Haftası ile ilgili sohbetimizi yapıyoruz. Ünyemiz turizm kimliği olan, ben bunu defalarca söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Turizm şehri kimliği olan, ki bu kimliği de kazandıran Ünye Turizm İşletmecileri Derneği'dir. Bir şehir ve bu anlamda da 15-22 Nisan Turizm Haftası'nın önceki dönemlerde yaptığımız gibi etkinlikler yapamıyoruz, hastalık var ve şu an sizinle yüz yüze değil maskeyle sohbet ediyoruz. Ama billboardlarla, afişlerle biz meydanlara afişler asardık belediyemizle birlikte ve belediyemiz daha bir hafta öncesinden bizlerle temasa geçer, istişareler yapar. Ünye turizmi ile ilgili neler yapabiliriz'i konuştuğumuz günleri, maskeyi özlüyoruz, çıkarmayı özlediğimiz gibi onları da maalesef özlüyoruz. Bence gelişen dünya jenerasyonuna ayak uydurmak, dünden ders almak, dünü daha ileriye taşımaktır. Ben bu anlama inanıyorum. Ve bu anlamda da gerçekten samimi olan turizmcilerimizin, ki turizm işletmeleri çok ciddi zararlar gördü bu süreçte, İnşallah Ramazan Bayramı ile birlikte yeni bir döneme başlarız. Ve bu anlamda sivil toplum kuruluşları gerçekten çok ciddi mücadele ediyor. Ve iki mücadele eden insan da bizimle bu akşam beraber. Ben Nevra Hanım'a şunu sormak istiyorum. Gerçekten Ünye Kalesi ile ilgili çalışmaları hem dernek olarak takip ediyoruz, hem de siz özel olarak da takip ediyorsunuz.
Bu anlamda ne söyleyeceksiniz? Ünye Kalesi gerçekten özel bir vasfını daha da arttırdı mı bu dehlizin açılmasıyla? Evet, daha da arttırdı. Şunu söyleyebilirim. Ünye Kalesi ile ilgili algı efsanelere dayanmış biçimdeydi. Dehliz çalışmasıyla beraber Atilla Bey ve Ali Rıza Nal'ın eşliğinde yapılmış olan arkeolojik aynı zamanda dehliz çalışmasıyla beraber bu efsanelerin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Şu şekilde orada Ali Rıza Bey bugün de genel bir bilgi verdi dehliz çalışmaları ile ilgili ama bize bilgi vereceksek eğer Yücel Hoca'nın nezdinde, Yücel Hoca ve Umut Hoca'nın nezdinde orada çıkan buluntular incelendi. Ayrıca bir makale olarak savaş buluntuları, savaş aleti olan buluntular yine Yücel Hoca ve Umut Hoca başkanlığında bir makaleyle yayınlanacak. Yani uluslararası bir hakemli dergide herhalde yayınlanmış, yayınlamayı düşünüyor Umut Hoca oradaki şeyleri, çalışmaları. Bu ünye için aslında literatüre girme, Ünye Kalesi'nin bilimsel tarihe not düşülmesi anlamında. Evet, bilimsel tanımlarını güncelleyecek bu çalışma. Zaten Ünye Kalesi biliniyor. Ama Ünye Kalesi Çaloğlu Kalesi olarak biliniyor. Niye Çaloğlu denilmiş? Çünkü Çaloğlu ailesi orayı kendi kalesi olarak, kendi korunak alanı olarak kullanmışlar. Son dönemlerde. Arazi Çaloğulları'na aitmiş. Esas Ünye Kalesi olarak bilimsel yayınlarda gördüğümüz Ünye Kalesi de şeyde Cumhuriyet Meydanı'nda da Bizans duvar kalıntısı olarak gördüğümüz, biraz önce bahsettiğim kale yani Süleyman esasında Süleyman Paşa Sarayı'nın olduğu alan. Evet, Süleyman Paşa Sarayı'nın olduğu alan bilimsel camiada Ünye Kalesi olarak biliniyor. Literatürde böyle biliniyor. Bizim bugün turizm başlığı açısından mevcutta Ünye Kalesi olarak bildiğimiz savunma hattı da eskiden, yani şu anki kitaplarda, yayınlarda Çaloğlu Kalesi olarak geçiyor. Yani bu da bu bilgi de güncellenmiş olacak dolayısıyla Umut Hoca'nın yapacağı makaleyle. Ardından Atilla Bey orayı sağ salim çok başarılı bir şekilde hallediyor dehliz çalışmalarını. Şimdi de bir asansör sistemiyle turizmi açmayı planlıyorlar. Evet, çok farklı bir... Eğer yanılmıyorsam çok daha farklı, heyecan verici projeleri de var onunla ilgili. Spoiler vermek istemiyorum. Onu kendisine sorarsınız. Tamam. Dünyada ilk olacak diyelim o zaman. Dünyada ilk olacak. Evet. Detaya girmeyelim. Evet, ben de farkındayım. Girmeyelim. Evet. Dünyada ilk olacak ve Atilla Bey bu konuda ciddi kafa yoran bir insan. Her türlü bilimsel olumsuz bir geri dönüt almamak için herkese başvuran bir insan. Çok güzel. Bu bakımdan Ünye için bir kazanım. Ünye için bir kazanım. Müteahhitler için de bir kazanım. Yani kendilerini geliştirmeleri açısından. Tabii kendilerini geliştirmeleri açısından. Ve dehliz çalışması bittikten sonra orada bir arkeolojik kazı yapılmasını söylemiştik. Ali Rıza Bey de bu yönde hareketler yapıyor ve belediyeye bu yönde bir takım bilgiler veriyor. Eğer öngördüğümüz arkeolojik kazı çalışması yapılırsa Ünye Kalesi dehlizini gezmeye gelmeyecekler. Ünye Kalesi arkeolojik parkını da gezmeye gelmiş olacaklar. Çok Çünkü harika. Orada bir arkeopark kurgusu ile arkeolojik kazı yapılma esnasında sizler de, turistler de, yerli ve yabancı ya da bilim turistleri ya da sağlık turizmi yapan insanlar da Ünye Kalesi'ni gezmiş olacaklar. Arkeoloji çalışma belki yapılma de küçük esnasında. Küçük kazma dokunuşlar da yapacaklar. Tabii yani ana olsun diye. Çatalhöyük'te bunu yapan, bunu yapan aslında Çatalhöyük'te yabancı bir heyet, bilim heyeti, uluslararası bir heyet. Yani orada Çatalhöyük'te Türk heyet yok. Neden biz yapamayalım? Karadeniz'de bir ilk olacak bu aynı Tabii zamanda. Tabii bir ilk olacak. Kurulun Sur böyle bir şansı yok. Yok maalesef. Evet. Topografik açıdan yok ama şeyin Ünye Kalesi'nin böyle bir şansı, imkanı Şimdi var. Biz dernek olarak da işte sivil toplum kuruluşlarının niye önemli olduğunu burada ben bir kez daha açıklamak istiyorum. Şimdi belediye yönetimleri, şehir yönetimleri hep kendi takvimine göre hareket ederler. Sivil toplum kuruluşları da bu takvime yeni takvimler eklerler. İşte bunlardan birisi de bizim de önerimiz. Ünye Kalesi arkeolojik anlamda Kültür Bakanlığı tarafından kazım çalışmaları devam ediyor. Ve destekleri de devam ediyor. Aynı zamanda Ünye Belediye'mizin de çok ciddi desteği var burada. Ben Ünye Belediye'mize o anlamda teşekkür ediyorum. Ama Ünye Kalesi'ne bu sene ben şunu da açıklayayım. Bu sene ziyaretçi alınamayacak. Yani bunu da bizi izleyenlerin duymasını istiyorum. Çünkü Ünye Kalesi çok ziyaretçi çeken bir bölge. Hatta geçen yıl Olimpos Dağcılık Kulübü geldi İzmir'den. Beni aradılar, bana ulaştılar. Özel izinle sadece
gezmeye müsaade edildi. Onun haricinde gerçekten Ünye Kalesi bu sene maalesef turizme kapalı. Ama bunu fırsata çevirecek olan Ünye Belediye'mizin bence şu hareketi. Tam o ana araçların döndüğü giriş yolundan itibaren yeniden sur duvarları gibi o köy içi aslında çok tarihi bir nokta aslında. Hı hı. Orayı silüetini değiştirerek yani dış görselleriyle değişim yaparak taş yolla birlikte kaleye yürütebiliriz insanları. Yani bir sur içinden bir Çinseddi'nin surları var ya sur duvarların içinden insanlar yürüyor. Buna benzer bir ambiyans yaratarak Ünye Kalesi'ne insanlarımızı araçları aşağıda bırakıp daha çok zaman geçirsinler. Buyurun İlker Bey. Evlerini de giydirin. Tabii tabii onu dedim ya. Ama bunu eski başkan Ahmet Şamyar döneminde bu evet birlikte bir çalışma yapmıştık. Evet. Bir türlü hayata geçirilmedi. Yani kaç 3-4 seneden beri her sene kapalı, her sene kapalı. Her sene kapalı. Yani şimdi şunu bunlar hızlandırmamız lazım. Yani DOKA'dan projelendirilmiştik bunlar. Ünye Kalesi arkeolojik çalışma yapılırken kapalı ama o coğrafya çok değerli bir coğrafya. Hı. İnsanlar kaleye yönlendirelim. Oradaki ambarlar var, eski çeşmeler var. Bunların hepsini hayata kazandırdığımızda Ünye Kalesi'ni biraz daha kendine çekip uzaklaştırmadan da kurtarmış olacak. Evet. İşte bu ön çalışmayı yapmamız lazım. Yani Ünye Kalesi şimdi dense ki seneye tamamen ziyarete açık. Emin olun daha yolu bitmemiş olacak. Hı hı. Emin olun orada hizmet altyapısı, bir çay ocağının olması, bir tuvaletin olması ki coğrafyası zor. İnsanın en doğal hakkı tuvalete ihtiyacı. Bakıyorsunuz şu an ordumuz dün akşam da bir uzaktan da olsa bir panel yaptık. Rektörümüzün de dahil olduğu, Ordu Üniversitesi Rektörünün de il müdürümüzün ve turizmcilerin dahil olduğu. Hep sıkıntımız ve şikayetimiz şu. Ve Uğur Bey orada ben kendisine teşekkür ediyorum. Şu bilgiyi verdi. Ordu'da 4000 tane ırmak var dedi. Evet. Bak şimdi su fakiri olan bir ülkedeyiz. Sırf aslında farkında mı bilmiyorum aslında bir eni de ortaya koymuş oldu. Yani 4000 tane ırmak olan bir şehirde yaşıyoruz biz. 4000 ırmak demek aşağı yukarı 8000, ikişer tane olsa 8000 tane. Bence 10.000'in üzerinde şelale demektir. İşte oraya geleceğim. Tam aslında İlker Bey çok iyi noktaya temas etti. Şimdi 4000 ırmağın olduğu bir coğrafyada yüzlerce binlerce de irili ufaklı şelale vardır. Ve şelalelerimizde meşhur bir iliz. Ama bir tane hazır şelalemiz yok. Bak çok enteresan. Hı hı. Ve şimdi Ordu Büyükşehir Yönetimi maalesef olaya bir coğrafyaya toplamaya çalışıyor. Bir çambaşıyla birbirine Ulugöl'le entegre edip işte Gölköy, Kabadüz, Ulubey ve Altınordu merkez bazında hareket ettiği için şunu yapmalı. Ordu'ya gelen insan sadece Boztepe'ye çıkıp Çambaşı'na çıkıp Ulugöl'ü gezip gitmemeli. Ünye'de bir coğrafyayı hazırlamalı. Diğer taraftan Akkuş'ta Argan'ı hazırlamalı. Perşembe Yaylası'nı, Gaga Gölü hazırlamalı. Mesela öyle bir dertleri yok. Çünkü ama Ünye, şimdi Ünye'yi en son bak normalde ilk kapısı Ünye olmasına rağmen ama giriş kapımız yok. Tamam. Ya bunu yapmak istemiyorlar. O yüzden de kasıtlı yapıldı. İlk önce gelen turist enerjiyi ve nakiti diyelim turist demek nakit demektir. Kesinlikle. Yıllarca ben de turizmlik yaptım sizin gibi. Siz de bilirsiniz ki. İlk önce parayı direkt ilk merkeze gelsin. İlk merkezde dönsün bu para. Harcansın. Sonuna doğru öğrenirse ya Ünye diye bir yer varmış. Bakın ilk kapıdan son kapıya düşüyorsunuz. Bak hemen orada bir serzenişimi de söyleyeyim. Dediğiniz çok doğru. İlk biz de son kapıya düşüyorsunuz. Bir ile gezmeye gittiğimizde cebimize belli bir miktar koyarız. Deriz ki bu gezide 3 lira 5 lira harcayacağım. Dediğiniz gibi ilk indiğiniz yerde bunun %80'ini harcarsın. Evet. Evet. Diğer yerlere maalesef sadece araçla ya da kişisel olarak gider, görür gelirsin. Evet. Para bırakmazsın. Bırakamazsın. Şimdi ta geçmişten bugüne Ordu'da yapılan bütün gezilerde, turlarda Altınordu merkezli para harcama noktaları orada yapılıyor. Ünye ve bu coğrafyaya gelindiği zaman bir yarım saat, bir saat işte Çamlı'yı gezelim, Atanlı'na gidelim. Hadi Ünye'yi de gördük, bitti. İşte bunun önüne almak için biz de bunu öneriyoruz. Diyoruz ki Ordu'yu... Ya bunu yapan seni ön plana alır mı? Ama şimdi biz sesimizi yükselteceğiz ki bir şeylerin bunu, farkında burada, olduğumuzu görsünler. Biz tabii ki ama bakın şimdi... Ünye... Burada seçilenler ne yapıyor?
İşte biz de onlara fikir vermeye gayret ediyoruz. Ünye'miz mesela Çet Dağı'nda çok ciddi bir yatırım kazandı. Evet. Yani ben buradan gerçekten hem onursal başkanımız, kurucu başkanımız Hüseyin Şimşek abimizi de almak istiyorum. Tebrik sadece ediyorum. Ünye'ye değil. Böyle yani elini taşın altına koymadı. Gövdesini koydu taşın evet, altına. Kesinlikle. Çok büyük bir yatırıma bir de pandemi süreci tabii. Ekonomik krizin yükseldiği bir dönemde böyle bir yatırımı bölgeye kazandırdı ki yeni jenerasyonda turizm algısında zaten insanlar birbirinden bağımsız, birbirinden kaçarak turizm yaşayacak. Yani eski toplu turizm, oteller turizmi kalmadı. Hı hı. Bağımsız evler turizmi yani kamp, karavan ve bungalov tarzı evlerin turizmi başlıyor. Doğru. Aslında evet. Çet Dağı'na yapılan yatırım bence güzel bir öngörü. Evet. Ve inşallah bu sene biteceği yönünde de beklentimiz var. İnşallah. Bir an önce bitsin. Ben şunu iddia ediyorum. Ben bile bir gece, iki gece orada kalmak için yer alacağım. Çünkü insanlar psikolojikmen rahatlıyor. Yani evinden, ortamından uzaklaştığı zaman. Tabii. Yani bir Ünyeli'nin dahi bir hafta sonra gideyim orada kalayım diyeceği bir güzel bir ambiyans yaratılıyor. Ben Ünye'mize bir an önce açılsın, hizmet versin diye bekliyorum açıkçası. Kesinlikle. Şimdi şunu eklemek istiyorum ben. Ordu'ya gelen kişi niye gelsin ki Ordu'ya? Evet. Yani dünkü panelde de zaten siz onu söylediniz. İşte aynen. Amblemimizi değiştirelim. Ordu ya, en yaratmamız lazım yani. En yaratmak istiyorsanız eğer şu fındık algısından, ot algısından çıkmamız gerekiyor. Ama yani ısrarla ot üzerinde duruluyor. Çekmek istiyorsanız turist gözüyle bakmalısınız. Turist para harcamaya gelmiyor ki. Turist gönlünü eğlendirmeye, gözünü hoş tutmaya geliyor. Aynen. Ve turist eğer sağlık problemi varsa otelinde kullanmak istediği spa'yı kullanmak ister. Zaten bunu dün panelde söyledi. Otelde kalmasını istemiyoruz. Dışarıya çıkıp para harcamasını istiyoruz. Para harcamasını isteme algısını artık uzaklaştırmamız gerekiyor. Siz turisti para harcaması için buraya çekmek istiyorsanız kimse gelmez. Ben de gitmem. Yerli turist olarak. Antalya'ya ben niye para harcamaya gideyim? Burada kendi memleketimin bir sürü güzelliği varken. Ve daha bir güven ortamında yani, bulunmak. İspanya'nın tanıtıp şeylerine bakın. Ya da Küba'nın ya da Amerika'nın işte para harcamaya gelmesi için turisti davet ediyoruz diye bir sloganları yok onların. Kesinlikle. Öyle bir fikirleri yok. Niye biz bu şekilde yapıyoruz? İşin özünde o var. İşin özünde o var. Ama bakın bunu cazibe noktasına getiriyorlar. Turisti şu şekilde çağırıyorlar. Eğer bilim şenliğine katılmak istiyorsanız bu yıl Yunus Emre yılı. Yunus Emre yılını biz Ordu Üniversitesi'nin sempozyum alanında şu şekilde kutluyoruz. Ordu Üniversitesi'nin sempozyum alanında. Antik kültürleri de konuşarak, Mevlevi kültürünü de konuşarak, hizipleri de tartışarak Yunus Emre yılını tartışacağımız bir sempozyum hazırlamak istiyoruz. Hepiniz davet ediyoruz. Herkesin mail kutusuna atabilirsiniz bunu Ordu Üniversitesi olarak. Ordu Üniversitesi Rektörü resmen dün panelde bizim üniversitemizi her türlü anlamda kullanabilirsiniz. Evet. Hazırız. Yeter ki Ordu kazansın, yeter ki Ordu turizmi kazansın dedi. Evet. Siz peki, de duydunuz. Peki şöyle bir şey yapalım. Sözünüz bitti mi? Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ya, hani gene şeye geldi. Hani biz bu kente, kentimize, ülkemize ne bırakabiliriz? Yani hı hı. Bir artı üretebilen insan değerlidir. Fikir bazında olabilir, üretim bazında olabilir. Yatırım olur her yatırım türlü. Yatırım olur evet. Yani bir artı. Yani evrensel olarak, ilk önce bölgesel olabilir vesaire ama bir artıdır. Ben şöyle bir şey söylüyorum ki sizin de bildiğiniz bir konudur. Sıfır atık müzesi diyorum. Dünyada bir tane, ikinci bir örneği yok. İlk buraya yapılsın. Evet. Bak sıfır atık müzesi. Veririm bütün benimle şeylerimi, bütün eserlerimi veririm buraya. Bilmeyin. Sıfır atık müzesi. Okullarda da bu geri dönüşüm ve doğa doğaya daha nasıl bilinçli nesiller evet, bu arada programımızın sonuna geldik. Yani sohbet çok güzeldi. Hemen toparlıyorum. Buradaki okullarda da yapılan, derece alan o eserler çocukların elinden çıkar. Çocuk olur, şey olur, fikir olur, yazı olur. Herhangi bir şey. Kafesine varana kadar her şey atıklardan yapılmış sanat eserlerinin bir müzesi olması gerekir. Bakın bu bir çekim noktasıdır. Dünyada ikincisi yok. Sonradan bunun üzerine açılabilir ama ilk yer, ilk şey burasıdır. Evet. Ben gerçekten kimseden kopya çekmeye gerek yok. Evet, onlar bizi kopya çeksin.
Son sözü olarak alayım. Çocuk konusuna girmişken eğer, uluslararası Çanakkale arkadaşım Biyaneli vardı. Uluslararası orada ileri dönüştürülmüş çocukların eserleri olan bir sürü malzeme, bir sürü iş üretilmişti. Devamı da gelmedi. Neden? Pandemi girdi araya. Bakın ben bunu 15 sene, 22 seneden beri yapıyorum ama 15 seneden beri ben söylüyorum. Daha Sayın Emine Erdoğan daha sıfır atı söylemeden, çıkartmadan biz bunu şey yapmadan da Adnan Bey demişti ki sakın demişti bunu demiş atıklardan çöplerden yaptığını söyleme demiş. Öyle mi değil mi? Evet. Ondan sonra yani bu işler çıktı. Evet, ben gerçekten bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Konu ve konuklarım çok kıymetli olduğu için zaman da güzel aktı. Ben Sivil Toplumun Sesi programından bir dahaki programda bir arada bulunmak dileğiyle 15-22 Nisan Turizm Haftası'nı tüm turizmcilerimizin kutlu olsun. İnşallah turizmin farkında olduğu bir şehirde yaşamaya devam ederiz diye düşünüyorum. İyi akşamlar diliyorum.